Merhabalar sevgili arkadaşlar, ben Phoenix Mira. Bir Euro Truck Simulator ETS bölümüyle daha karşınızdayım. En son ne yapıyorduk biz? Bir işimiz var mıydı? Elimizde iş var mıydı? Hatırlayamadım. Şimdi bir bakayım, elimizde bir iş var mıydı? Hizmeti bir tane edinebilirsiniz. Ha. Evet, bir iş daha alacakmışız. Paramız şey yetmiyordu henüz bir iş almaya. En son İstanbul'a dönmüştük. O zaman İstanbul'dan bir iş alalım. Tekrar Edirne'ye mi gideceğiz? Ya bu sefer Burgaz'a gidelim ya. Bize para lazım. Mesafe başına ücret olmasın. Bize fiyatın yüksek olduğu yerler olsun. Evet. Biz Bulgaristan'a gidelim ya. Burgaz'a gidelim. 5.000 temiz para. Bu tankı taşıyacağız arkadaşlar. Şöyle tarafta olsun sadece. Böyle bir su tankımız var. İşimiz bu. İkimiz su tankı 11 tonluk bir yük. Çok zorlamaz bizi. Aracımız Mercedes Actros gene 1846. Actros arkadaşlar aracımız. 34DCJ72 plakamız. Bu şekilde Yola koyulalım. hadi yola koyulalım, ablamızın dediği gibi, navigasyon ablamın dediği gibi ortalayalım. Sıralar. Evet arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir, hoştur. Herkesin hayatı her şeye rağmen güzeldir. Biliyorsunuz her şey bizim için. İyi günler de kötü günler de bizim Sola için. dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Daha önce bahsettiğim gibi ben hala ayağım kırık bir şekilde evdeyim. Maalesef sağ ayak tarak kemiğimdeki henüz geçmedi, kaynamadı. Ben de onun iyileşmesini bekliyorum. Onun iyileşmesini beklerken bir taraftan Sağa dönmeye hazırlanın. oyun oynuyorum. Ben de günlerimi bu şekilde geçirmeye Sağa çalışıyorum. dönün. Yetişemedik, hiç zorlamayalım. Böyle gelmeyelim de buradan takip ederiz işi. Oyun oynuyorum dediğim gibi arkadaşlar. Sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde günleri geçirmeye çalışıyorum. Zor bir süreç. Yaklaşık en az 3 ay sürecek bir süreç eğer doktor tavsiyelerini dinlerseniz. Doktoru dinlemezseniz Döner daha da kavşakta üçüncü çıkışı oy. kullanın. Allah nasıl takılıyorum ben ya? Tamam, şöyle yapalım. Hadi abim sen geç. Geç dostum geç. Ya çok iyi girdin oraya yani var ya. Allah. Ce durup dururken indirip döveceğim geri zekalıyı ya. Biz bir bok yemişiz işte orada. Biz sıkışmışız. Bir girme değil mi? Şimdiki çıkışı kullanın. Cidden kızdım yani. Gelsin oraya gir. Bak girdin geç ulan. Boş yer de var yani. Yani da dakika bir direkt ceza yedik ya. Far işi nasıldı? Dün şu far işine çok takıldım ya. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın.
sağda kalıp sağdan çıkalım hadi. Sağ çıkışı kullanın. Devam. Evet. Arada mı kızdım? Gideceğimizi de unuttuk ve konuştuğumuzu da unuttuk ya. Çok kızdım ama ya. Neyse. Ha, ayak iyileşme sürecinden bahsedelim. Dedim ki en az 3 aylık bir süreç arkadaşlar. Doktorun sözünü dinlemeyin. Ayağınızı zorlarsanız, adam basmadığında basarsanız bu süreç 6 aya kadar çıkabiliyormuş. Ne kadar dinlemezseniz o kadar uzuyor işin aslında. O yüzden biz de doktor sözünü dinlemeye çalışıyoruz. İşlere geldik. Otobana gireceğiz artık. Otobanımıza giriş yapalım. Buradan tartımıza da çıkalım. Damar alımımız 24 ton, 11 ton yük bunun. Artık. Yolumuz Bulgaristan arkadaşlar, Burgaz. Soldan devam edin. Yol şeridimize geçelim. Ve dümdüz devam edelim. İlk yurt dışı çıkışımız olacak bu oyundaki. İlk gittiğimiz ülke Bulgaristan. Edirne'ye kadar bildiğimiz yollar, ilk bölümde gittiğimiz yollar tabii ki. Ondan sonra da yeni bir ülke geçeceğiz. Yavaş yavaş bu oyunda bir şeyler yapacağım. Soldan devam edin. Türkçe radyoları falan ayarlayacağım arkadaşlar ya da Türkçe müzikleri ayarlayacağım size. Biraz arkadan da böyle bir Türkçe müzik çalması istiyorum ama YouTube telif hakkına girecektir. Evet, şimdi aklıma geldi. Bu yüzden büyük ihtimalle koyamayacağım. Türkçe müzik yoksa isterdim arkadan bir Cem Karaca çalarken yolculuk edelim. Şöyle olurdu. Acaba radyo açsak radyoda ya da telif eser sayıyor mu? Sayıyor bunu ya. Daha bu kadar video yükleme ve telif işlerinde daha çok anlamıyoruz. Yeniyiz. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Yapa yapa öğreneceğiz. Öğrendikçe de tecrübe kazanacağız. Tecrübe demek ne derler? Adım adım gideceğiz yani. Önce acemilik. Daha sonra normal standartlara gideceğiz. Daha sonra belki inşallah normal standartların üstüne de geçeriz. Sessiz sedasız bir şeyi yolculuk yapmak hoş değil. Bir de video olduğu için bu konuşacak konular belirlemek lazım sanırım. Yani burada ben
şey gibi olmaz, kullanmamaz herhalde benim burayı. İçimi dökme. Bir terapi seansı gibi kullanmam lazım sanıyorum bu oyundaki. Peki yol gidiyoruz. Manzara güzel, evet. Böyle kullansak daha mı güzel olur acaba? Hadi böyle kullanalım tırı. Hiç olmazsa biraz daha etrafı görmüş oluruz. Çok da alışık değilim böyle kullanmaya ama... biraz da böyle gidelim. Sürekli ha ne diyordum işte, konuşulacak bir şeyler bulmam lazım herhalde. Çok sessiz uzun yolculuklar olabilir. Ben bu oyunu oynarken hani Türkiye'den İngiltere'ye gitler alıyorum. Bu çok uzun yol demek. Yaklaşık 40 dakika falan sürüyor arkadaşlar bu yükü götürmek. Yani 40 dakikayı da böyle sessiz sedasız geçiremeyiz herhalde. Onun için bir şeyler bulmamız gerekecek gibi. Şöyle alalım bana tam sağımıza el felimizi görelim bununla. Ben genelde içeride kullandığım için bir tarafa koymuyorum aynayı. Evet, gece oldu. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz biz de. Bakalım. İlk defa sınırdan geçeceğiz oyunumuzda. Büyük ihtimalle Hamza Bey'den geçirecek bizi. Oyundur. Parça parça giderek büyümesi hoşuma gitti aslında. Yani oyunun vanilla halini hatırlayanları vardır. Sadece kadar böyle Avrupa'nın tam ortası vardı. Yani Almanya, işte Avusturya. Kısmı vardı ya o zaman. Yavaş yavaş büyüdü. Burada tahmin etmek hızlı geldik ya buraya. Şeylere. Geçen 107 değil miydi ya? 109 oldu. Direkt zam mı geldi? Yoksa girdiğimiz yer farklı olduğu için mi oldu böyle? Girelim artık buraya değil mi ama? Evet, burayı atlattık. Biz yine şöyle orta şeridimize geçelim. Soldan devam edin. Soldan gideceğiz. Ablacığım peki. Oradan
yapabiliyoruz artık. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Uzunları da vuruyor. Sonra sağda kalın ya da şöyle sağa sileyim üzere. Sağ çıkışı kullanın. Evet, Hamza Bey de yönlendirdi bizi. Ya arkadaş, arkamda mısın be ya? Sola dönmeye hazırlanın. Allah Allah, yavaşlıyorlar be kendi kendine ya. Sola dönün. Ulan. Tövbe tövbe. Haşırs diye geçirdi ya. Hiç acımıyor da ya. Arkamızdaymış ulan polis. Ya gördüm, 60'taydı, düşüyordu yani, rampa yukarı değil, şey yapmadım. Bir daha trene basmadım. Evet arkadaşlar, Hamza Bey'le geldik. Hala arkamızda falandır. Ve gelmiştir çayma içmeye. Geldik. Merhabalar arkadaşlar. Sınırdan geçiyoruz. Önce kantar basalım. Kantara bir girelim. Işıl ışığı yaktı bize. Sağ denizde kantara geçelim. Evraklarımızı verelim. Hadi bakalım, sınır kontrol yapsınlar bize. Her şeyin usulünü uygunsuz işleşimiz yok. Karşılığımız respect var mı orası? Bize bize yeter. Çok patron veriyor şimdi bizimkine. Ben şöyle... Açın artık, biz Bulgaristan sınırına doğru gidelim. Burada bir X-ray var. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Yeni rota sablacım, biz de yolumuzdayız. Hadi selametle dayı, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Bulgaristan bayrağını gördük. Böyle Bulgar kapısına geldik. Ülkenize mal getiriyor arkadaşlar, bir sulukta var, onun için geldik. Bir de kaldır buradan komşi. Biraz harcamak için level lazım burada. Arkadaşlar ama para bir hala leva. Euro'yu kullanmıyor. Çıkalım. Bunu dedim, ne diyordum? Ha, Euro'yu kullanmıyor. Kendi para birimini kullanıyor. Tabii ki Türk lirasından değerli arkadaşlar.
Onu hemen söyleyeyim. Ya, kuru bilmiyorum şu anda da. Sanıyorum 4 katı falan değerli bizde. Bu civarlarda. Düz ilerleyin. Burada 70. Bir burada yemeyelim cezayı. Ya kuzu uzunları. Almış şurada 100 kilometremiz. Düz ilerleyin. Durduk yere yemeyecek cezayı değil mi? Bulgar polisiyle uğraşma. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Abi İzmir'e girdik gibi böyle. Sola dönmeye hazırlanın. Hazırlanalım. Sola dönün. Abi. Gecenin İzmir'lerdeyiz. Karanlık bir gecede. Düz ilerleyin. Burada bir başka türlü ilerlemeyiz. Burada trafik polisi yoktur herhalde. Azıcık basalım. Basam mı ki? Aa, bilemedim ha. İsmi bir yer ama. Bir tane ceza yedik zaten. Bir tane daha yemeyelim. Bence. Arnavut kaldırım falan iyice yol mu oldu gitti lan, nereye geldik bizi? Baya köye girdik ya. Evet arkadaşlar baya bir değerlere geldik. Döner kavşakta 3. çıkışı kullanın. Kısalara bak. Şimdiki çıkışı kullanın. Yakıtımız daha var gerek yok. Alıp gidiyoruz. Kapkaranlık. Şuraya geçince artık gidelim.
akşamaları. Bayrak gözüktü mini map'te. Sola dön. Şurası yok. Aa, yolu göremedim ya. Bu nasıl bir yol çizgisi diye kafa gitti yani. Şehre gelmeden mi şimdi? Sola döndürüyoruz. Sola dönün ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Şanti. Sizden giriyoruz canım, şuradan mı? Ters yaptık. Hangi trafik kurallarını bilmiyormuş gibi. Ne bileyim, içimde öyle bir his oldu. Aç bakalım, yaşayalım şöyle. Mantık başlayıp bak geçeceğimiz yer. Sağ salim varış noktasına ulaştınız. Kırmızı getirdik sağ salim arkadaşlar. Bir yükümüzü daha bırakıyoruz. Cebimize paramızı koyuyoruz. Bu arada TP'ler 250, güzel. 5696 euro daha kazandık. Ben dediğim gibi önce uzun yolu fulleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bizim kaç paramız oldu? 117. Kaçtı o? 118 bin miydi ya çekici? 118 bin çekici ya. Son bir iştahım yapacağız yani bu şekilde. Hadi yapalım son bir iştahı. Biz Burgaz'dayız arkadaşlar. Plevne'ye bir yük diyoruz. Bulgaristan içinde bir yük. Hadi alalım. Buradan Plevne'ye doğru bir yolculuk yapalım. Ne götürüyoruz peki? Borik asit götürüyoruz arkadaşlar. 16 tonluk. Penteli. Bir dorsemiz var. 16 ton yükümüz var dediğim gibi. Bulgar plakalarcımız var. Bir Mercedes Axros. 26-60 kullanacağız.
Bulgar plakalı bir araç. Biz Yollara düşme vakti. ne olur düşman kılayım, bir motoru çalıştıralım. Hadi bakalım. Çıkışı neredeymiş bunun? Aklımızda çıkışı. Şuradan şöyle bir harmanlayalım. Şimdi buradan da şöyle harmanlayalım. Kilometre yolumuz var. Sinyalimizi verelim. Aç bakalım kapıyı. Veysel Efendi. Hadi bakalım. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Bastık diğer şöyle gidiyor. Hadi gidelim. Sanayi Sola bölgesinden dönün. çıkmaya çalışıyoruz şu anda. Tren yolu. Gece dolaşmaya korkunç şekilde arkadaşlar. Böyle böyle dolaşmaya korkar mıyım? Evet korkarım yani. Hani siz düz ilerleyin ve korkmasanız da ben sonra sola korkarım. dönün. Arkadaş burada sola dönün. Çıkacak. Dediği köpeği geçtim. Buradan çıkacak mı? İnsanlardan bile korkarsın. Çorakta. Sanayi bölgesinden çıkışa geldik. Hadi bakalım. Aç artık ama. Hadi kolay gelsin birader. Evet arkadaşlar sanayi bölgesinden çıktık artık. Yolumuz Plevne. Şehir içi gibi değil yani anladın mı? O yüzden eğlenilir yani. Yanlış anlamayın ben şimdi. Burası şehir içi gibi durmuyor yani. Burada 70 var yani 70 yıl Düz var. ilerleyin. Sola dönmeye hazırlanın. Hadi dönelim bari ya. Bir çevre yol mevre yol var bize ya. Bir otoban otoban yok mu burada ya? Sola dönün. Senin için. Hadi bakalım. Lan gene 50'ye verdi ya. Allah Allah ben çeviri oluyor bir şey zannettim bu oyun. Sanırım şehrin merkezine gideceğiz arkadaşlar. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Peki. Sağdan devam edin. Çıkışı kullanın. Devam. Heh, 70'i gördüm.
Bilmiyorum artık ya. Bulgaristan yolları da köy yolları gibi arkadaşlar. Bizim kadar çok fazla böyle bir otobanları falan yok anladığım kadarıyla. Ben oyuna göre konuşuyorum. Bulgaristan'a gitmedim şimdi. Bulgar muhaciri. Ama Bulgaristan'ı görmedim. Yani şu anda aslında benim memlekete gidiyoruz. Plevne, Plevne bu taraflar. Annemin memleketi. Anne tarafımın memleketi. Plevne. Dolmuşak. Öyle bir şey olması lazım. Burası da çevre öyle bir şey sanırım. Çünkü dolmuşa da verdi. Arada sırada görüyoruz birden fare hareket falan yapıyorum. Aslında o zaman kırık olan ayağımı düşüyor. Yer değiştiriyorum. Bu arada şey söyleyeyim ben. Laptop kullanıyorum. Excalibur var dedim. Kendime ait bir. Üzerinde 1650. GTX 1650 ekran kartı olan. 16 GB RAM'de bir laptop kullanıyorum. O yüzden şu anda laptop camda. Bu şekilde oynuyorum. Kırık olan ayağım uzadık. Sağlam olan ayağımın ne derler? Hani kırık olan bacağım ayağım uzadık olup da öteki ayağım kırdığım için şu anda aslında ayaklarım dört görüntüsünde. Dört şekli çiziyor ayaklarım. Ters dört. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Benim yine 3 numaralı oğlanı aldırtıyorlar. Ablası geldi diye okuldan. Ablasıyla pek anlaşamıyorlar. 3 numaram şu anda 4 yaşında. Ablası yani kızım. O da 9 yaşlarında. Arasında böyle bir rekabet var yani birbirlerini şey yapıyorlar ne kadar ona kıskanma var onların arasında. Bir numaram en büyük oğlumda öyle bir sıkıntı yok da 2-3 numara arasında bir kıskançlık var maalesef. Çok abartı değil ama. Çok abartı değil o yüzden tolere edilebiliyor. Birazcık mola. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Çok ağlayınca oğlum hiç mer vermedi. Ne yaptığına bakmaya gittim. Koltuk delikleriyle falan da gidip gelmek biraz zaman alıyor. Tabii sizin için sadece ben burayı makaslamış olacağım ama. Sadece söylemek istedim. Geç bakalım. Çiş çocuk seni. Burada ben kendim geç araba kullanmasını severim. Gündüzden daha çok severim gece araba kullanmayı. Nedenini de bilmiyorum. Daha böyle bir hareketli gibi. Yani tatile falan gideceğim zaman muhakkak gece yola çıkarım. Eğer ki yolda alışveriş yapmak gibi bir planımız varsa o zaman da sabaha karşı çıkarım. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Ay burası kapalı.
çıkışı girip sen bize gelir sağ otursun. Sağ çıkışı kullanın. Kullanamayız. Tekrar hesaplanıyor. Oo, çok arttı yolumuz. Valla çok arttı yolumuz. Ne oldu yolumuz, nasıl oldu? Şöyle bir bakalım. Nasıl bir şey yaptı onu, bunu dolandıracak. Yok falan bize. Buradan dönsek şuraya girecektik. Döndürüp dolaştırıp buraya getirmeye çalışıyor da olmaz o iş. Böyle bir şey yapsak biz kendimiz. İyi seferler. Öyle bir şey yapalım bunları. Kendimiz takip edelim. George uçtular uçtu. İyi bir emirlere çıktı. Zaten ara girip bakacağım böyle açmaması için. Yok, buradan düz devam edeceğiz bir sonrakinden. Şurası çıkmıyor. Evet, buradan böyle gidip böyle gidebiliriz de derneğe. Kendim oynarken bir iki sefer sıçmışlığım var da helikopter indiği zaman helikopterden nedense sıçmışamıyorum arka tarafımın arkadaşlar, geçemiyorum. Geçmeden kalmıştım da var, o yüzden bu riski almak istemedim. Yani yol kapalıysa girmeyeceğiz. Ne derler, oyunun kuralına göre oynayacağız biz. Sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Zaten artık 70'te gideceğiz herhalde. Çevre yolundan çıktık.
yolu bir inceleyeceğim. Sıkıntısı yok. Buradan bu tarafa gidiyordur herhalde zaten. Buradan oradan geçeceğiz. Evine ulaşacağız, tamam. Şehir içine girecek diye kadar yavaşladı. Biz de az daha arkadan içiriyorduk kendisine. Döner Kavşak'ta ilk çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Döner Kavşak'ta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Öndeki taşıyım abimizi takip ediyoruz. Bu da Plevneci herhalde. İstemedim. Şey yapayım, kazana sonu göstereyim mi size? Kaza normalde böyle olur arkadaşlar. Geçmemiz gereken yerde nasıl geçersek. Normalde biliyorsunuz buradaki sizi geçmemi söylüyordum. Az önce doğalları harekli geldim. Şu anda mesela hızlı gidiyorum. Yolum çok uzadı. O yüzden hızlı gidiyorum şu anda. Zaten bu yük biraz başımıza bela oldu. Daha alır almaz bir borsayı hafif taktırdık. Oradan çıkmaya çalışırken geri zekalı biri geldi karşımıza. Geçti falan. Oradan bir ceza yedirdi bize. Ondan sonra bir kez sadece herhalde 50'ye düşmemiz gibi 60 hızla 60'tan hatta düşüyordu yani rampaya çıkarken. Böyle bir saçma bir hız cezası yedik. Yani yiyeceksek en azından şöyle 90'la yiyelim de bir hakkını verelim yani. Kilometrede düşmüş olsun şu anda 500 kilometrelerde gösteriyor. Doğru mu gösteriyor emin değilim. Bayağı bir yolumuzu uzattı sadece oradaki bir kaza. Burada kılık bir şey daha anlatayım. Ben bu oyuna ilk oynamaya başladığım zamanları falan çok anımsamıyordum. Daha sonra tekrar oyunu işte DLC'leri falan aldım. Oynamaya başladım. İşte böyle bir olay gördüm falan. Ben sağ park ettim, bekliyorum. Şey yani hani kaza yakın falan gelse kalırsa da ben de işime bakayım demektim. Meğerse öyle olmuyormuş tabii ki olay arkadaşlar. Buradan biz sağa dönmeyeceğiz ama sola döneceğiz. Sağa dön. Hayır biz sağa dönemeyiz ya. Ters yöne girdik.
Polisti lan o. Rota tekrar hesaplanıyor. Yani öteki tarafta buraya inmiş. Size yeni bir rota bulalım. Olup olmadığını görmediğim için bilerek böyle kendim indim. Yeni rota bulunuyor. Yine bir 683'e vurdu yani kendimi. Neden böyle yapıyorsun arkadaşım? Niye o kadar fazla gösteriyorsun kendini? Ha, şunları eklediğim için mi acaba? Kaldır. Ha, pardon. Benim hatammış ki. İşte başlıyoruz. Hadi başlayalım. Gerçek kilometreyi göster. Ha şöyle ya. 600 gösteriyorum. Bilmem ne gösteriyorum. Teşekkür ederim. Seyir noktası var önümüzde herhalde. Bunları yapalım ya. Yani bir şey yapalım tabii ki. Daha nereden yapacağız? Çıkışında mı? Anlamadım ben. O yüzden devam ediyorum arkadaşlar. Dıt dediler zaten kendileri arkadan. Oraya nasıl ulaşıyoruz acaba? Şu fabrikanın oradan herhalde. Neyse. Yani direkt yolumuza çıkarsa yapacağım, yoksa uğraşmayacağım ekstra. Burası niye hala belli ya? Ha? Şuradan itibaren 70 olacak arkadaşlar.
Az bir yolumuz kaldı. Asit'i bırakmak için. Kıtımızdaki biliyorsunuz basit. Yorgunluk bayağı yükseldi. Buraya gelirken biz hızlı gittik. Hızlı gittiğimiz yerde ceza yemedik de. Hani gitmediğimiz yerde ceza yedik ya. Yanıyor, içim ona yanıyor. Sola dönmeye hazırlanın. Hazırız, hazırız. Ah, sinyalimizi de verelim. Sola dön. Gecenin karıştırdığı ama gündüz o kadar karışmıyor ama gece karıştı yani. Yazı veriyorlar, cezayı korkuyorum. Olsun gitti yani. Ya burada polis olmazlar aldı ya. Aha bak bak. Yok değilmiş. Yani çok hızlanmıyorum. Şuradan çok gelen var. Yok ki yol burada mı yetmiş? Çift şerit olduğunda güzel yol. Neyse biz geldik zaten. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Şöyle 30'da 8 oldu Balkan keşfi. İhtimalle daha önce yaptığım şeyler sayıyor beni herhalde. Nereye bakarken yoldan çıkıyoruz yani. Yol çok güzel değil mi? Yani yol dediğim etrafta basılıyor, çevre. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Dönelim. Nasıl bayağı sağa bizim buralar gibi hazırlanın. Yani. Sağa dönün. Aha böyle de kaza yapalı işte. Yerleştir. Arkadaşlar sebebini söylüyorum. Cep telefonuna bakıyordum. Bu kadar kötü bir şey işte. Araç kurdurken cep telefonuna bakmak. Bir de her şeyin sorumlusu cep telefonu ya. Dıt dıt dıt
telefonu. Yerden de mesaj bekliyorum, o mu geldi diye bakayım dedim. Bakmaz olaydım. Yedik cezayı arkadaşlar. Kazaya da sebebiyet verdik. Acık olsun bakalım. Ondan bir fiyat kesintisi, kırpıntısı yapacaklar mı? Çarptık yani. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Telefon bu kadar kötü işler yapar senin. Araç kullanırken cep telefonunuza bakmayın lütfen. Çok fazla bakmam araç kullanırken. Çünkü gördüğünüz gibi yani illa kaza yapıyorsunuz, dikkatiniz dağılıyor. Kim olursanız olun. Sizin hayatınızda önemli değil hiçbir şey arkadaşlar. Yani o yüzden bu kararı yapmayın. Cep telefonu kullanmayın. Sola dönmeye hazırlanın. Sosyal mesajımı da vermiş olayım bu şekilde. Sola dönün. Yolculuğumuz sona erdi. Bayağı bir ceza yedik ya bu yolculukta. Çok hata yaptık çünkü. Yolculuğumuzu bırakabiliriz artık. Bakalım cezamız, şeylerimiz ne alemde. Ekstra bir şey kesmediler, iyi o %1'lik kısım için. Bir level daha atladık. Ben yine uzun yola vereceğim. Uygula. Bir e-postamız varmış. Aa, az önce ben bir... Aa. Gerek var mı ki ya? Biraz daha iyi bir şey mi alırız ki? Ya borç yiğidin kampçısıdır. Ben bir seferde Akkale'nin hepsini çekeceğim arkadaşlar. Kim ne derse desin. Çekici önerilerine de girelim. Ver bakalım. Evet. Oraya gitmek istiyorum. 118 bin. Vallahi çok güzel değil mi? Her şeyi çekeriz ya. Bunu alalım öbürlük. Özelleştirme falan da yok zaten. Alıyorum ya. Aa, gereken seviye 20 aşağı alıyorum. Bekle babayı alıyorum. O zaman... Daha yüksek falan. Bir özelleştirmeye bakalım bakalım şöyle. Yavaşlaştırdıkça bunları yaptıracağız yani. Anladım. Buna da bir şey yaptıramıyoruz. Buna da bir şey yaptıramıyoruz. Şanzıman şanzımanı yükseltelim o zaman. Daha iyi ya şurada. İç açılır insan. Heh, boyalar. Bizim şirketin logosuydu. Güzel oldu lan. Hoşuma gitti. Evet böyle olsun. Lan ne aksesuarlar. Burada bir aksesuarımız yokmuş. Burada da yok. Lan bak. Olsun. Para var ya şimdi hepsinden olsun tabi. Bu da olsun. Bunlara ne koyayım? Ha şu yuvarlaklardan takalım, hangi güzel olur. Şimdi şöyle. Türk yüzü ya. Ben de kamyonun çocuğum ama yani şimdi yanlış olmasın.
tam göbeğim. Yok olduk. Ha, yukarıda. Ben oraya yazarım şöyle. Ses diye. Tarafa koymayacağım. Engel olmasın bize. Burada da bir şeyimiz yok. Logoyu da değiştiremiyoruz. Burada da bir şeyimiz yok. Buralarda boşuz arkadaşlar herhalde. Hep boş. Hep boş. Bombalarımızda. Bir boş. Tamam olsun. Para harcadı. Her yerde para harcadı şu anda. Çok çünkü. Burada yoktu, burada yoktu, burada yok. Burada da yok. 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 Olan herhalde zaten şurada var mesela, parlıyor. Tamam, ver onu da ver. Yine de bakalım biz de. Her yerine alın. Zaten üstünü almışız ha. Bir tarafa koyabiliyoruz. Zaten seçtik. Bakalım yine de. Hızlı. Lever atladıkça şey geçiyor zoom'a. Bakıma gireceğiz arkadaşlar. Bu ne? Yok, oraya koymayacağım. Ne? Hep telefonu taşına. Telefon dursun yukarıda şöyle. Ha, bunlara bir şeyler mi takıyorsun? Ay, bunu hiç sevmem ben ya. Çok özür dilerim, bunu hiç sevmem yani. Varsa bir tanesine bak, şöyle bir Türk bayrağı takarım. O da yok arkadaşlar. Hani öyle bir şey bulursam takacağım. Ha, böyle bir oku olabilir. Şöyle bir koku takalım yani, hani bu koku hesabına. Hayır, hayır. Dışarıdaki bir şey için herhalde. Allah'ım, çıkar oğlum, çıkar çıkar. Ha, bunu kesinlikle istemiyorum bak, siyah kırmızı ama buna rağmen istemiyorum ben bunu. Çıkartacağız onu. Oo, her yere bir şey koyabiliriz. Ne olur. Koyalım şöyle. Ya şöyle kupamız zor olursun. Yani koltuğa ne koyabiliyoruz? Şey. Laptopumuz dursun orada ha. Burada ne aracı? Bir tane soğutucu buraya. Buraya bir yastık. Bak harbiden de yastıkmış hepsi. Alev yastıktan koyalım. Logomuz bizim arkadaşlar, şey değil. Battaniye ya. Böyle. Bir battaniye. Dosta mı orada? Ha, burada level varmış. Ya yalnız o değil de şunu nasıl iptal edeceğiz bize? Arkadaşlar ben cama hiçbir şey istemiyorum. Anla oğlum bir tek ya. Böyle. Dışarıdan. Bunlar gidiyor. Ha. Şimdi böyle olsun ya. 145 dolar da buna ayıracağız. Verelim. Güzelleştirdik. Satın al. Rica ederiz. Çıktık arkadaşlar.
Çekicimizi almış olduk. Hadi bakalım, dükkana da çekmişiz ama. Bakana millet hayırlı olsun. 2 bölüm sonunda ilk çekicimizi aldık. İşte bizim fakirhane. Evet arkadaşlar. Sesli taktik abi de plakamız var. Bizim plakamız da 34. ZES 94. DES 94, tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız, bir de üstüne abone olursanız bizleri çok sevindirirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.